Biteker kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere uzun yıllardır hayalini kurduğum bir güzelliğe nasıl ulaştığımı ve sonrasında başıma neler geldiğini anlatacağım. Karavan almak bize çok uzak bir hayalken, sadece videolar izleyip keyiflenirken bir akşam ani bir kararla karavan almaya karar verdik. Ancak teknik detaylar hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Güneş paneli, invertör, webasto, akü falan derken kafalar bir hayli karıştı. Biz de dedik ki bundan ötesi nasip. Ben bir şeyi çok araştırmayı sevmem. Başıma ağrılar girer. Biri bana neyi almam gerektiğini direkt söylese çok mutlu olurum yani. O yüzden birkaç arkadaşımı arayıp fikirlerini aldım. Önerdikleri markalar gerçekten bütçemi bir hayli aşıyordu. Ben de sağdan soldan oluşturduğum bir bütçeye denk gelen bir karavan almaya karar vermiştim. Hemen çeki demiri işlemlerine başladım. Şansıma kısa sürdü. Halledildi. Bir sonraki gün Ankara'ya gittim ve karavanı aldım. Alalı 4 gün oldu. İnanın teknik verilerini daha yeni öğrendim. O kadar şansa bir alışveriş oldu ki, yani eğer güneş paneli falan kötü çıksa yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Neyse ki işçilikler haricinde karavanda kötü olan bir şeye denk gelmedim. Ama tabii birazdan anlatacağım şeyler ne kadar içinizi açacak bakalım. Ankara'dan bir firmadan karavanı aldım. İlana Webasto'yu yanlışlıkla yazmışlar. Normalde benim aldığım fiyata Webasto'lu model yokmuş. Ama ilanda öyle gördüm geldim diye sağ olsunlar Webasto'lu modeli verdiler. Hatta üstüne de pazarlık yaptım. 2000 lira da ikram ettiler sağ olsunlar. Sonrasında kamp ve ötesi sitemizden bir sipariş geldi. Babam ben hazır Ankara'dayken kargoyu benim vermemi söyledi. İşte macera orada koptu. O sırada Akyurt'ta bir yerdeydim ve navigasyonla kargo şirketinin oraya gittim. Ama o kadar dar yollara götürdü ki beni. Karavan tecrübem zaten sıfır. İnşallah geri dönmek zorunda kalmam derken konumun yanlış olduğunu, beni daracık yolların olduğu dik bir mahalleye getirdiğini fark ettim. İşte orada ilk terimi attım. Bu basit bir olay gibi görünebilir ama çekme karavanı ilk defa kullanan bir insan geniş ana yollardan başka bir yola girmek istemez. Çünkü o uzun ve geniş aracı idare etmek oldukça zordur ve geri geri giderken karavan hep ters yöne döner. Neyse oradan kurtulup kargoyu bir şekilde kargoya teslim ettim. İşte asıl mesele ondan sonra kopmaya başladı. Biz Ankara'dayız ve Karabük'e dönerken yol üzerinde birkaç yerde birkaç gün kalmak istiyoruz. Karavanı alıp direkt eve gitmek istemiyoruz. Hatta yanımızda malzemelerle gittiğimizden direkt adapte olabildik tatile. Yol üzerinde bir yer bakarken Hazım Dağlı diye bir yere denk geldik. Kendisi Çankırı'da ve Ilgaz Dağları'na yakın. Biz tabii Maps üzerinden çok dikkatli etmedik, anlamadık da orada bir tesis gördük yani. İlk gecemizi bir tesiste geçirelim dedik. Hem güvenli olur hem de bir ihtiyacımız çıkarsa hallederler. Ama oraya öyle bir yol vardı ki size anlatamam. Daracık ve dik yollar, uçurum kenarları, dik açılı dönüşler, engebeli yollar derken araç bazen patinaj bile yapıyordu. Karavanı çekmek için dik yokuşlarda bayağı zorlanıyordu. O kadar korkarak geldik ki size anlatamam. Yolda çoğu kere dönme düşüncesi uyandı bizde ama dönecek yer bile yoktu. Bir de az kaldı, az kaldı diye diye o şekilde devam ettik. En zor kısmı da son 10 kilometresiydi. Sonunda Hazım Dağlı'ya ulaşmıştık. Böylece orada telefonun çekmediğini de görmüş olduk. Bir tane görevli biz gelirken koştu ve hoş geldiniz vesaire dedi. Bize göl kenarında güzel bir yer gösterdi. Dedik ki oh be ne kadar güzel. Çevrede en azından 8-9 tane araba vardı. Bu gece karavanın tadını çıkarırız diye düşündük ama o da ne? Hava kararmadan önce arabaların hepsi birer birer eksilmeye başladı ve evet görevli de dahil kimse kalmadı. Görevli bile gitti yani. Koskoca ve upuzak bir yalnızlığın içinde tek başımıza kala kaldık. Ama inanın hiç korkmadık. Pek umurumuzda da olmadı. Ancak karavanı tanımıyorduk. Elektriği ne kadar gider bilmediğimiz için erken yatalım dedik. Telefonlar da çekmiyor. Çevrede kimse de kalmadı. Bari böyle uyuyalım da gündüzün keyfini çıkaralım diye düşündük. Ama ne mümkün. Öyle bir fırtına başladı ki karavan beşik gibi sallanmaya başladı. Ayaklarını falan açmıştık bu arada. Ona rağmen asla uyutmadı. Rüzgarın uğultusu, ağaçların arasından geçerkenki yankısı, hiçlik, boşluk derken bu rüzgar hızını daha da artırırsa diye korkup gece 2 sularında arabaya geçtik. Ama o da ne? Rüzgar arabayı bile sallıyordu. O şekilde biraz durduktan sonra saat 4 gibi rüzgar biraz hafifledi. Biz de karavana döndük. Ne uyuduysak o zaman uyuduk zaten. Bu arada küçük bebeğimin tabii dünyadan haberi yok. Neyse saat 7 gibi tekrardan karavanın sallanmasıyla uyandık. Ben artık kalktım. Telefonun çektiği bir noktaya kadar arabayla gittim. Çünkü hava durumuna bakmam gerekiyordu. Rüzgarın bu durumu
hiç normal değildi çünkü. Tek başımıza orada rüzgarla boğuşmak istemedim. O yüzden hava durumuna baktım. Öğlene doğru şiddetin artacağını söylüyordu. Biz de hemen apar topar hazırlanıp dönüş yoluna vardık. Dönüş yolu da ayrı bir maceralıydı. Biz geldiğimiz yoldan geri dönmek istemedik. Çünkü hem tehlikeliydi hem de biz kuzeye doğru gidecektik. O yol bizi bir hayli güneye indiriyordu. O yüzden yine navigasyonla bir rota çizdik ve bir köy yoluna doğru saptık. Ama bir süre sonra fark ettik ki bu yollardan bir karavan asla geçemez. Çünkü ortada bir yol yok. Arabalar tarladan geçe geçe tekerleriyle iz yapmışlar ama navigasyon burayı yol olarak gösteriyor. Karavandan inip gideceğimiz yolu inceleyince bunu fark ettim. Sonra gerisin geriye dönüş başladı. İlk karavan deneyimimizde öyle yerlere geldik ki yani normal arabayla bile çıkmak zor. Bir de yolumuzu da kaybettik. Telefon da çekmiyor. Şurada bir tane yol görünüyor. Toprak. Şimdi yürüyerek bir kontrol edeceğim. Eğer karavana gidemeyeceği bir yolsa şuradan şöyle geri döneceğim oradan. O yüzden onu bıraktım. Of, bu yol değil ya. Şu yol ama bu yol giderek kötüleşecek. Sürekli ormanların içinden geçecek. O yüzden hiç abi gerek yok. Biz en iyisi oradan geri dönelim. Dünkü geldiğimiz yerden Çankırı'ya, oradan Kastamonu'ya falan filan işte. Yavaş da olsa, korka korka da olsa Çankırı merkeze ulaştık. Oradan doğru Daday'da bir göl kenarına daha gittik. Tabii yolumuz bayağı bir sürdü oraya kadar. Yol üstünde sürekli kalınabilecek yerler aradık. Biz çadır kampı olarak yıllardır kamplara katılırız. Ama tek başımıza değil, sürekli gruplarla beraber gideriz. Çünkü Karadeniz, Ege veya Akdeniz'e benzemiyor. Ege'de üst üste 7 gün farklı yerlerde tek başımıza çadır kampı da yaptığımız oldu. Ama Karadeniz öyle değil. Sürekli olarak soğuk ve yabani hayvanlara karşı dikkatli olmalısınız ve genelde her yer bomboş oluyor. Sizin gibi çadır kuran, karavanla gelip konaklayan veya orayı gezen insan bulmanız çok zor. Teksiniz yani. Dünkü yaşadıklarımızdan sonra dedik ki bu sefer rakımı çok yüksek olmayan gerçekten bir işletmenin işlettiği bir yerde kalalım. Yani rüzgardan korkmamıza rağmen karavanın tadı damağımızda kalmışken bir de rahat kalırsak karavanı ne kadar severiz kim bilir diye düşündük. Dünkü rüzgar tecrübesinden sonra karavanı göl kenarına çekmedik. Terk edilmiş konteynerlerin arasına çektik. Arabayı da bir tarafına cephe ettik. Ama zaten rüzgar esmedi. Yani gece çok kaliteli geçti. Gerçekten karavanda kalmanın tadını aldık diyebilirim. Öyle bir his ki sanki her yerde eviniz varmış gibi hissediyorsunuz. Elinizin altında konfor olanaklarınızın olması size kendinizi değerli hissettiriyor ve en önemlisi ailenize o konforu sunabiliyorsunuz. Benim eşim de hem bisikletçi hem kampçı. Biz onunla çok ama çok konforsuz koşullarda kamp yaptık. Ama artık bir bebeğimiz vardı ve konfor olanaklarımızı ona sunmamız gerekiyordu. O sebeple karavan gözümde bir adım daha öne çıktı. Bu demek değil ki çadır kamplarını bıraktık. Hamak kamplarına bile devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bu arada hayallerimden biri olan karavanda bilgisayarla iş yapmanın tadını da vardım. Evet, böyle bir zevk de varmış. Gayet de güzel oluyor. Yorgunluğumuzdan dolayı erken yattık. Sabah çocuk hayatında ilk defa kedi gördü. İğrenç bir su deposundan su doldurduk. Çay yaptık. Bu arada bir önceki gün de oradan su doldurmuştum ama deponun içine bakmak aklıma gelmemişti. Çünkü içme suyu olduğunu söylediler. Biz de aldık. İçmedik ama yemek çay yaptık. Bugün de aldık. Çünkü mecburduk. Çeşme vesaire başka bir şey yoktu. Bu arada burada da gece tektik. Ne görevli ne de misafir kimse yoktu ama zerre korku olmadı. Karavanın zevkine vardık diyebilirim. Neyse, sonra kamp ve ötesi sitesinde satışa sunduğumuz kolay kuruyan Evolite marka tişörtümüzü yıkadım. Kurumaya bıraktım. O sırada arabanın arkasını düzenledim ve yarım saat sonra kurumuştu. Aldım ve giydim. Gayet pratik oldu. Güzel oldu. Seyyar güneş enerjisiyle su ısıtan poşette de su ısıtıp saçlarımı yıkadım. Sonra da artık yola koyulmanın vakti geldi. Bunun da tek sebebi gerçekten su problemiydi. Yanımızda su kalmamıştı. O pis yerden de kullanmak istemedik. Oradan artık kayınbabamın köyüne doğru gittik. Kamp yaptığımız yere yaklaşık 2 saat mesafesi vardı. Orada da yine uzun ve ince yollar vardı. Bir yalakta durup susuzluğumuzu giderdik. Sonrasında da köye vardık. Karavanı sıfır aldığımız için imalat kiri vardı üzerinde ve yolda temizlemeye fırsatımız olmamıştı. O yüzden komple baştan aşağı bir temizlik furyası başlattık. Yatakların yüzünü çıkarıp yıkadık, astık,
geri geçirdik. Hatta bir yerini yanlışlıkla yırttım, geri diktim. Sonrasında içini dışını güzelce temizledik. Gayet güzel çiçek gibi oldu diyebiliriz. Derken anahtarlarımı kaybettiğimi fark ettim. Gitme zamanı gelmişti ama karavan anahtarları ortada yoktu. Biz de son çare karavanı köyde bıraktık. Çünkü şehirde kapısının açık olması pek hoş olmayabilirdi. Böylelikle boynumuz bükük bir şekilde evimize döndük. Minik karavanımız biraz daha köy havası alsın. Sonrasında anahtar işini hallederiz bir şekilde. İşte böyle bir hikaye sevgili dostlar. Karavan başlı başına bir macera aracı. Ben bu macerayı gerçekten çok sevdim. Eğer sen de maceralarımıza ortak olmak istiyorsan kanalımıza abone olabilirsin. Karavanla alakalı paylaşımlara devam etmemi istiyorsanız yorumlarda ve beğenilerde bunu bana belli edin. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.